Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine motoru satmaya gidiyorum. Bakalım başıma neler gelecek. Bu seferki alan ciddi alıcıymış. İzmir'den geldi. Nakliyeyi falan ayarladı. Bakalım, umarım bir önceki gelenler gibi olmaz. Geleceğim şimdi. Satmaya gidiyorum. Kolay gelsin. Alfa Romeo, Alfa Romeo dur. Bu Alfa Romeo da güzel. Bakalım yakın zamanda biz de Alfa'yı değiştireceğiz. Bizde de Alfa Romeo 146 var biliyorsunuz. Yeni kasa Alfa'ya geçmeyi düşünüyoruz. Ben de bunu satıp geçenlerde videosunu çektiğim bir tane motor var, ona geçeceğim. Vallahi motoru hazırladım. Bütün şarj aleti, marj aleti falan filan her şey koltuğun altında. Gerçi önemli değil, 3 kişi daha sırada bekliyor. Bugün artık yani büyük ihtimalle satacağım artık. Hani ne olursa olsun. Yani artık yeter ya, çok sıktı çünkü yani. Bakalım başımıza neler gelecek. Bugün ikinci kez geliyorum bu arada. Eğer bu kişi de almazsa bugün üçüncü, dördüncü kez falan geleceğim buraya. Evet. Bakalım nerede? Şu beyaz araba mı acaba ya? Merhaba. Bak. Motor böyle bu şekilde. Farlar çalışıyor mu? Ya şu farlar sönük yanıyor. Bu led takılmış. Bu ledler işte bir arkada var, bir de önde var. Yakar mısınız? Şu anda açık. Kapatın. Bakarım bakalım gaza. At olacaksanız fırlayın. Akü bitik herhalde. Yo. Yani şarjı full değil ama var yani yine akü. Bu 250 watt 4 akülü olanlar böyle bu kadar. Çok fazla güç bitmez bunlar. Turla bak istiyorsan. Benim bildiğim kadarıyla kombineymiş. Yani sadece bu fren çalışıyor, kombine yapmış. Açık koltuk altı. Şey yok hocam. Burada da çamurlukla bu parçası var. Çamurluğu adam yapıştırmış oraya. Çok ses yapıyor, sürtüyordu, o yüzden ben de çıkarttım. Çıktı yani daha doğrusu. Buradan japonla kenardan yapıştırmış. Bir de bu parçası var yanında böyle. Çıkart telefonunu. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer bunu uzun süreli kullanacaksanız, bak bunun 4 tane aküsü var. Ben bunlara 1, 2, 3, 4 diye yazdım. Bir ayda bir buradaki köyü buraya, buradaki köyü buraya değiştir. Çünkü neden biliyor musun? Bunlar seri bağlı. Şu eksiyle artının bağlı olduğu aküyü sürekli uzun süre kullanırsan hem şarj olurken hem deşarj olurken en çok bu aküde ısınıyor, yıpranıyor. O yüzden bunlar da seri bağlı olduğu için bunu değiştirmeden kullanırsan bir tane aküsü sonra bozuluyor mesela. Atıyorum 1 yıl sonra, 2 yıl sonra
belli bir sürede bir bu aküleri yer değiştir. 1 2 3 4 2'yi 3 aldım. Evet. 1 2 3 4 diye ben yazdım. Belli bir sürede bir yer değiştirin. 1 alıyorsun. Evet. Belli bir sürede bir yer değiştirin. Ben buraya bir de ek olarak sigorta taktım güvenlik amacıyla. Motorda giderken bir şey olur. Olmaz ama buraya ben sigorta taktım. Bu sigortayı kapattığın zaman elektrik kesiliyor. Tamam. Elektriği ne kadar gidiyor? 30 kilometre gidiyor. Hızı da 25-30 falan. Çok fazla bitirirseniz 6 saatte şarj oluyor. Çok fazla bitirmezseniz, normal kullanırsanız 2 saatte 3 saatte falan şarj oluyor. Bir de bunu çok fazla kullanıp bitirmeyin. Gidin gelin aküyü şarjı takın. Her gün bitir tak yaparsanız aküler daha çok bitiyor. Bir de mutlaka akülerin yerini değiştirin. Tamam. Yedi kanat olabilir mi? Tabii. Buyurun. Hadi atla bakalım. Tamam. Hayırlısı olsun. Güle güle kullanın. Görüşürüz. Ve sonunda end of the line, yani motoru sattım. Bakalım. Kader kısmet. Neyse, bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.